doğayı, dünyayı atıkla çöplüğe çeviren zihniyet değişmedikçe, dönüşmedikçe dünyamızın ve çocuklarımızın geleceği giderek yok olmakta ve bu yok oluşan kurtulamayacağız. Onun için kendi tüketimimizi ilk başta birey olarak, sonra toplum olarak, sonra bütün dünya olarak, bütün dünya insanlığı olarak tüketime dikkat etmek, tüketimde israfa ve savurganlığa kaçmadan ihtiyaçlarımız çerçevesinde tüketimi gerçekleştirmek. Yoksa işte alanda da görüldüğü gibi büyük atık alanları, büyük çöplükler oluşmakta. Bu yolda da sadece doğaya zarar vermenin ötesinde doğaya verilen zarar, dolayısıyla insanlığa en önemlisi de geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini yok etmekte. Bu yok edilişin de aslında zihinsel olarak çözülmedikçe, eğitim alınmadıkça, eğitim de buna en büyük, eğitim bunun için en büyük çare olduğu için eğitim üzerinden bu dönüşüm gerçekleştirilmedikçe ve aşırı tüketimin aşırılığı, israf, savurganlık kendi beynimizde son bulmadıkça doğanın da geleceği, insanlığın da geleceği ciddi anlamda problem olarak görülmekte. Onun için ben bu açık alanda Erzincan Şehir Köprüsü'nde yapmış olduğum performansta buraya gelmiş olan atıkları toplayarak, bir araya getirerek hazırlamış olduğumuz düzenekte yerleştirdim. Ve bu yerleştirme içerisinde bir anlamda atıklardan oluşan bir çocuk parkı ve insanların atmış olduğu, insanların tüketerek atmış oldukları çöplerin burada biriktiği bir alanda onların da atıklarını toplayarak bir çalışma gerçekleştirdim. Bu çalışma içerisinde bir uyarı, bir çalışma aslında bir uyarı içinde barındırmakta. Yok olan dünyamızın, yok olan geleceğimizin uyarısı anlamında bir sanatçı sorumluluğunda, bir sanatçı duyarlılığında kendi alanımla ilgili uyarıyı, kendi alanımla ilgili dikkat çekmeyi ve kendi alanım üzerinde insanlığın bu anlamda çaba göstermesi için uğraştım. Bu uğraşımın sonucunda geleceğe taşınacak olan sanatsal bir yapıt, sanatsal bir çalışma, bir bellek oluşturmak, bir iz bırakmak amacını taşımaktadır.